dediğimiz genç adamların bir dezavantajıdır. Mesela onlar Ümit Milli'de gösterdiği aynı güveni burada henüz gösteremiyorlar. Evet. Tabii ki bu tecrübe yönünden genç adamları tabii kazanmak riskli. Tabii kazanmak için onlara görev vermek de bir risktir. Bu riske katlanılmazsa bu yetenekli adamları kazandırmak mümkün olmayacak. Onun Elbette. için söylediğiniz gibi gerçekten onların istikrarlı hale gelmesi Kayserispor'u çok daha iyi noktalara taşıyacaktır. Ben onun dışında değerlendirmelerimde şöyle yapmak istiyorum. Kaleci Navarro için klasik bir kaleci diye düşünüyorum. Yani maç kurtaran bir adam değil ama maçı da veren bir adam değil. Yani çok büyük hatalar yapmıyor. Fakat %100 bir maçta kurtarmıyor. Örneğin bu Galatasaray-Beşiktaş maçında Galatasaray kalecisi gibi veya Kayserispor-Beşiktaş maçında Gökhan'ın yaptığı gibi. Yani böyle bir tek başına maç kurtarma olayı yok ama büyük hata da yapmıyor. Bu kaleci için çok önemli bir unsurdur. Çünkü kalecinin beklenmedik hatası takımın moralini bozar. Mücadele gücünü düşürür. Bu yönden Navarro klasik, standart bir kaleci diye düşünüyorum. Sürpriz bir oyun oynamıyor. Ben Hasan Ali Kaldırım'ın yine vasatın üzerinde olduğunu, kendi klasik oyununu oynadığını düşünüyorum. Ama pekala giderek biraz daha çalışkan ve biraz daha güvenli bir hale geldi. Özellikle bu maçta hücum yönünü beğendim. Diğer maçlara Evet. göre çok daha fazla hücuma kalktı. Daha da çalışkandı. Özellikle iç alana girerek hücumu geliştirmesi de etkili olmuştur. Kayserispor'un diğer maçlardaki maçlardan farkı sizin de söylediğiniz gibi pozisyon vermemesi bence ön libero olarak oynayan Rivos ve Santana'nın diğer maçlarda yaptıkları hatayı bu maçta yapmadılar. Yani ikisi birden hücuma çıkıp da defansın önünü boşaltmadılar. Çünkü karşıda da etkili bir forvet oyuncuları. Bu nedenle birisi sürekli ön libero olarak kaldı. Bu da defansın rahatlamasına neden oldu. Doğan Bey'in de söylediği gibi bu nedenle burada güçlü takım karşısında gol yemedi. Defans çünkü rahatladı önündeki ön libero ile beraber. Bu nedenle bu ikisini Rivos ve Santana bu maçta daha savunmaya yönelik daha iyi bir görev yaptılar. Kayserispor'un bence en büyük sıkıntılarından birisi orta sahadan ve defanstan uzun paslar çıkmaması. Uzun pas diyorum, uzun toplar değil de uzun kontra paslar. Yani attığımız Kayserispor'un attığı goldeki Amrad'ın yaptığı gibi kontra uzun bir isabetli pas rakip defansı kademesiz yakalar. Kayserispor kısa kısa oynayarak gittiği zaman rakip defans tedbirini alıyor, defans yerleşiyor. Geçen senelerde özellikle bundan önceki Gürcü santrafın attığı uzun paslar hücumu forveti gol pozisyonuna girdiriyordu. Geçen sene de yine Selim Teber'in zaman zaman attığı uzun kontra paslar aynı görevi görüyordu. Bu sene böyle bir top pek çıkmıyor orta sahadan. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi. Dolayısıyla rakibi hazırlıksız yakalayamıyoruz hücumda. Bu da gol atmayı zorlaştırıyor. Pozisyona girmeyi zorlaştırıyor. Amra'nın o mükemmel pasıyla nitekim golü bulduk. Böyle paslar çoğalacak ki rakip defans hata yapsın. Aksi takdirde defansın, rakibin hata yapma olasılığı çok çok azalır. Bu nedenle orta sahayı da ben başarılı olarak görüyorum. Sefa Yılmaz için daha çok şey bekleniyor. Daha üst düzeyde birkaç maç oynadıktan sonra Ümit Milli'de olduğu gibi rahat ve başarılı olacağını düşünüyorum. Furkan için biraz önce söylediğim gibi bu mevkinin en iyisidir. Hatta şunu söyleyebilirim. Forvet arkası oynayıp da ön forvetin, santforun boşalttığı alanlara en çabuk sızan oyunculardır Süper Lig'de. Bu yetenekte 2-3 oyuncudan bir tanesidir Furkan. Bunun için bence Furkan'da ısrar edilmelidir. Çok büyük bir düşüş göstermedikçe. Gökhan ise tecrübeli ve golcü yeteneklerini gösterdi. Yakaladığı bir tek iki fırsattan birini değerlendirmesi tabii ki büyük bir başarıdır. Bu şekilde Kayserispor'u
genel olarak değerlendirdiğimiz zaman tabii eksikleri var söylediğiniz gibi. Bu eksiklerine rağmen işte takımı bozmayı, takım olarak savunma yapması, takım olarak oyuna etkili olması fert olarak eksiklikleri gideriyor. Tabii ki bir de şunu çok iyi bilmek gerekir. Kritik bir zamanda böyle bir maç oynamak çok çok zor. Kaybetme lüksü yok. Ben şimdi Kayserispor'u çalıştırırken şöyle bir dönem yaşamıştım. İlk maçı deplasmanda oynayıp kaybetmiştik. İkinci maç çok güçlü bir takıma karşı içeride sürpriz bir mağlubiyet almıştık. İlk iki hafta 0 puan. Üçüncü hafta çok iyi bir deplasmana gidiyorduk. O zaman Diyarbakır deplasmanına gidiyorduk. Ama kazanmak zorundasın %100. Yoksa üçüncü haftayı da 0 puanla geçtiğin zaman çok büyük olaylar çanlar olur, kimin için çalıyor olur hocam. Yani evet. O yaşanılan stresi, sıkıntıyı hatırladım. Kayseri Spor için de şu anda böyleydi. Yani 3 hafta kaybetmiş, kazanmak zorunda %100. Başka ihtimali yok. Karşısındaki takım da 9 haftadır maç kaybetmemiş. Ne olacak bu iş? Yani bunun stresini yaşamak tabii ki çok zor bir iştir. Hem teknik direktör için hem de futbolcular için bu hiç arzu edilmeyen bir durumdur. Ama bunun üstesinden böyle de bir şekilde geldiği için Kayseri Spor'u bu şartlarda kutlamak gerekir diyorum. Evet. Şimdi özellikle maçtan sonra teknik direktör Şoto da milli takıma giden oyuncuların, yabancı oyuncuların üzerinde durdu. Siz nasıl gördünüz yabancı oyuncuları? Gerçekten Riveros kendi milli takımında ortaya koyduğu performans. İşte okuyoruz. Attığı gol de var. Nordin Amrabat'ın işte Afrika Kupası'nda orada turnuvanın en iyi futbolcusu seçildi. Fas takımında yani Nordin'in attığı golü de izledim ben. Yani turnuvaya milli takıma davet edilmeden önce bir hafta önce burada stüdyo konuğumuzdu. Evet. Milli takıma gidemediğinden dert yanıyordu. İzlemeye geleceklerdi falan. Demek ki programda uğurlu geldi. Ben Gökhan'a da uğurlu geldiğini düşünüyorum programın. Evet. Ondan sonra o da açıldı. Öyle. Şu var. Nordin gerçekten çok etkili bir oyuncu. Milli takım dönüşü genelde futbolcularda bir yorgunluk oldu. Ya yani ama şimdi o kadar ister istemez ki. Yol mesafesi derken. Doğancığım şu şimdi. Yani iklim, rakam. Bir dünyanın bir ucundan diğer ucuna gidiyorsunuz. Evet. Yani Paraguay bu ya gittiğinizi. Hayır, buradan yani, şuraya gelmek istiyoruz. Bu Ordu Spor karşılaşmasında. Onu anlatacağım. Çok iyi bir futbol beklemeniz çok yerli yani bir yerinde. Tabii ki şimdi. Yorum değil yani. Aynı şey milli takımda oynayan Pekarik için de geçerli. Riveros için de geçerli. Yani Santana için de geçerli. Kizinaşvili için de geçerli. Yani bir ülkeden bir başka ülkeye gittiğiniz zaman iklimi vesairesi yolculuğu bir düşünün ya. İşte uçakla bir saat İstanbul'a gidiyoruz. Ya acaba filan diyoruz yani işte şuram ağrıdı buram tutuldu diyoruz. Şu var. Bir de siz kalkıyorsunuz Türkiye'den Latin Amerika'ya gidiyorsunuz. Paraguay'a kadar gidiyorsunuz. Yani bir de bunun geri dönüşü var. Maç oynuyorsunuz geri dönüyorsunuz. Evet. İşte jet lag'dan tut da aklına ne gelirse her şeyin yaşanması son derece olası son derece doğal.